mutlu geceler. Eskişehir'de bugün ne olduğuyla hafta içi her akşam saat 23'te sizlerle buluşacağız. 3-5 dakika kısa bir zaman diliminizi alacağız. Ve şehrin öne çıkan bir başlığını ya da başlıklarını o güne dair olmak üzere nacizane yorumlamaya çalışacağız. Sizler de kabul buyurursanız. Tabi Eskişehir sadece son haftalarda değil pandemi başladığından bu yana sakinliğini, ciddi anlamda sessizliğini pek bozmayan, alıştığımız yıllardır işin içerisinde olan biz gazetecileri de çok zorlayan bir süreçte gündem bulmakta, gündem oluşturmakta bir hayli sıkıntılı bir sürecin içinde diyebiliriz Eskişehir adına. Ancak son günlerde, son birkaç gündür özellikle Eskişehir'deki vaka sayılarındaki endişe veren yükseliş devam ediyor ve bununla ilgili vatandaş da rakamları bir parça duyduktan sonra ister istemez bu tedirginliğini daha çok dile getirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biliyorsunuz vaka sayılarındaki yükselişin en yoğun olduğu 7 ilden bahsetmişti. Ne yazık ki bu 7 il içerisinde Eskişehir'de vardı. Pandeminin başladığından bu yana 150'den fazla vatandaşımız ne yazık ki Eskişehir'de ...hayatını kaybetti Covid-19 nedeniyle. Şu aralar 4000'den fazla insan yine Covid-19 testinden pozitif sonuç alarak evlerinde tedavi görüyorlar. Temaslı olduğu için yine binlerce filyasyon ekibi tarafından denetlenen vatandaşımız var. Ve yaklaşık günde 500 kişinin hatta 500'den daha fazla kişinin de... ...Covid-19 pozitif olarak bu listeye eklendiğini altını çizerek belirtelim. Tabii resmi olarak bu rakamlar Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ya da bir başka sağlık birimi tarafından açıklanmıyor ama... ...bizler e, sağlık sektöründe, bürokraside, siyasette e, bir nevi içeriden aldığımız bilgileri sizlerle paylaşmakla mükellefiz. Bunları hani panik olalım diye değil, hepimiz sıkıntı yaşayalım, aman bir kaos oluşsun diye değil gerçekten tedbir göstermediğimiz gerçekten sosyal mesafe kuralına özellikle dikkat etmediğimiz takdirde çağın artık böyle içinden çıkamadığı bu belayla tanışmamızın çok yakın olacağı gerçeğini gözler önüne sermek için. Ee, özellikle belki fark etmişsinizdir. Daha önce çember biraz genişti. Belli başlı isimlerin bu hastalığa yakalandığını, tedavi sürecine başladığını duyuyorduk. Şimdi ailemizin işte kimimizin bacanağında, kimimizin eniştesinde, kimimizin ablasında, kimimizin annesinde bu vakalar kendini fazlaca göstermeye başladı. Bu çember daraldı demek. Bir de şöyle bir huyumuz var. Bunu yadırgamıyorum. Ee, bizim çünkü iletişim Seçeneklerimiz dokunmak üzerine kuruludur. İnsanlara dokunarak, yaklaşarak, e, hasta dahi olsa hasta olduğunu bilsek bile karşısına geçerek sohbet etmek, temas kurmak isteriz. Yakınımız olduğunda bu kişi, e, akrabamız olduğunda, sık görüştüğümüz bir arkadaşımız olduğunda belki konduramıyoruz onun tehlikeli yani, Hani e, ya da pozitif bile olsa ondan size bir kötülük gelmeyeceğini herhalde işgüdüsel olarak e, öyle kodladık kendimizi. Ama iş öyle değil. Hani ne kadar toplu taşıma riskse ve mecbur kalmadıkça kullanmamamız gerekiyorsa, kalabalık olan, sosyal mesafenin az olduğu ortamlarda tanımadığımız insanlarla nasıl tedbiren bir mesafe koymaya çalışıyorsak aramıza, aslında en yakınımız dediğimiz insanlarla da maalesef istemeyerek Gönlümüzden gelmese dahi bu mesafeyi koymak durumundayız. Şimdi vatandaşlarla tabii ki haberlere yansıyor, e, görüşülüyor, onların düşünceleri soruluyor. E, vatandaşlar şunları dile getirmişler: Denetimlerin arttırılması, kurallara uymayanların daha ağır cezalandırılması ve belli kısıtlamaların getirilmesi gerektiği yönünde hemfikir pek çoğu. E, yaşanan vaka artışlarını insanların sorumsuzluğuna bağlıyorlar. Doğrudur. Yani e, ne yazık ki birazcık böyle gevşek olduğunda süreç hemen kendimizi salıyoruz. Hani ben de o salanlardan biriyim. Ve Allah'a şükür hani şu ana kadar olmadı ama yarın başımıza ne gelecek? geleceğini bilmediğimiz kadar enteresan bir sürecin içindeyiz. Bir noktada şunu demişler hani mekanlarda ateş maske kontrolü yapılıyor. Bu bir market olabilir, bir mağaza olabilir. Evet girişte buna dikkat ediliyor. Bu güzel. Ama pek çok vatandaş da şunu demiş. Girdikten sonra kimse ne maskeyi burnunda tutuyor ne mesafesine dikkat ediyor. Özellikle marketlerde bu konuda çok kötü örneklere rastlıyoruz demiş vatandaşlar. Haklılar özellikle kasa sıralarında. Kimse kimseyi o sosyal mesafeyle ilgili uyaramıyor. Uyardığınız zaman başka vakalar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu konuda market yetkililerinin daha sert tedbirler alması daha e, olayın içinde olup e, bu mesafeleri kontrol etmesi gerekiyor kısıtlamalar konusunda herkesin kafasında acaba hafta sonları bir takım kısıtlamalar gelebilir mi ya da gelmeli yönünde e, düşünceler var e, Bir de işin ekonomik boyutu var hani zaten alım gücü e, ciddi anlamda ivme kaybettiği alınan maaşlar e, yetmiyor ayın sonunu getirmeye bir de böyle bir kısıtlama ya da yasak halinde bununla nasıl baş edilecek o konuda inanın bir şey diyemiyorum. Haftaya bununla başlayalım istedim. Yani gündemde birkaç başlık daha var ama Bizim önemli olan hafta boyunca çalıştığımız, mesaide bulunduğumuz yerlerde, temasta olduğumuz insanlarla bu vaka sayılarını özellikle Eskişehir adını o 7 ilin dışına çıkartmak sonra en aza indirgemek olsun hedefimiz. Ee, sadece kendimiz için değil sevdiklerimiz için de bunu yapmaya bir nevi mecburuz. Bugün bu vaka sayılarındaki endişe veren gelişmeyi dile getirdik. Yarın bugün ne oldu da bakalım şehrin gündeminde ne var onu da sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın, iyi geceler. We'll be right back.